Tüm dostlarım, kanalımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün biz de şöyle kabak doldurmak istedim. 1 kilo kabağımız, şöyle bir tutam maydanozumuz, 3 tane şöyle soğan temizledim, küçük şöyle 4 tane de domatesimiz, şöyle biberlerimiz, bir baş sarımsağımız. Burada da İsmail pazara gitmişti. 1 kilo yaprak almış. Yaprağın birazını onlara sarma yapayım dedim. Şöyle birazını soldurdum. Burada da baharatlarımız. Şimdi kabaklarımızı şöyle yıkadım. Güzel başlarını kestim. Şimdi bunları güzel güzel oyacağım. Şöyle biraz tuza şey yaparsak çıtlama yapmaz arkadaşlar. Şöyle bu kabaklarımızı şöyle oyalım. Kabak dolması da güzel olur. Ağzını yaparken şöyle biraz tuz ekleyelim arkadaşlar. O zaman kabak patlıcan hiçbir zaman ağzı çıtlamaz. Şöyle boyayalım. Anne. Böyle kendi kendine oyulur. Şöyle çok güzel. Daha sonra iç malzemesini hazırlayacağım. Bunları oyayım, bitireyim. Şimdi şöyle son kabağımızı da boyuyorum. Şöyle çok güzel oyuluyor arkadaşlar. Şöyle oydum. Şimdi burada şöyle 3 tane soğanımız. Şimdi bunu buraya şöyle boşaltalım.
Hadi bir tane mutfaktan kaşık getir. Tamam. Şimdi şöyle sarımsaklarımızı da koyalım. Sarımsağı bol olsun, güzel olur. Taze sarımsaklar çıkmış arkadaşlar. Taze sarımsak. Biz yayladan almıştık. Hiç bozulmadan bugüne kadar kullandık. Sarımsağımızı. Daha yeni sarımsaklar bitti artık. Yusuf bir tane kaşık getirdim çocuğu. Yusuf. Getirdim babaanne. Hadi. Şu terliğimizi de kaldır oradan. Babaanne bak yanında kaşık. Ha. Yusuf. Gel şu terliği kaldır. Şimdi biberlerimizi şöyle iki tane biber koyalım. Daha sonra da şöyle maydanozumuzu çekelim. Baharatlarını pirincini koyarak sarmamıza, dolmamıza başlayalım. Ver çocuğum ver. Kaşığı ver. Ver kuzum. Şu terliği de kaldır ortadan. Yusuf. Terliğimizi kaldır. Kenara çek. Şimdi şöyle bir tutam da maydanozumuzu ekleyelim. Yeşil nane olan yeşil nane de koyabilir. Bizim şu anda nanemiz yeşil yoktu. Kuru koyacağız. Evet dostlarım. Şimdi iç malzememi hazırladım. Şöyle bir kaşık domates salçası, bir kaşık da biber salçası ekliyoruz. Şimdi burada yaprak biberimiz, toz biberimiz, karabiber, nane. Onu da ekleyelim. Biraz da tuz. Şimdi şöyle bu koymuş olduğumuz malzemenin içerisine şu şekil şöyle pirincimizi yıkadım. Şöyle normal bardakta 4 bardak pirinç. Yaprakta saracağım için biraz çok koydum. Şimdi pirincimizi koyduk. Şöyle arkadaşlar bu oymuş olduğum yaprağımızı, şeyimizi, kabağımızı şöyle biz eşkili suya koyarız. Şöyle biraz su, eşki, nane, isteyen yaprak biber de atar. Biraz da tuz ekleriz şu şekil. Bunu böyle karıştırıp kabak dolmamız daha hoş, daha lezzetli olur. Şimdi bu oymuş olduğumuz kabaklarımızı bunun içerisine şöyle çevirerek bunu biraz bu naneli eşkili suda bekletiriz. Şöyle.
şöyle bütün kabaklarımızı bu şekilde ederek, şimdi bunlar şöyle sosunda biraz beklesin. Şimdi buna şöyle bir bardaktan biraz eksik zeytinyağı ekliyorum şöyle. Şimdi bunu iyice karıştıralım. Malzemelerimizi. Elimle karıştıracağım. Biraz yağ daha ekleyip. Önce şöyle yaprağımızdan şöyle alarak biraz yaprağımızdan saralım. Daha sonra da kabaklarımızı şöyle şöyle şu şekil yapraklarımızı saralım.
Burada da sıcaklar başladı dostlarım. Çok sıcak artık. 2 günden beri daha sıcak oluyor. Sıcaklarımız arttı. Şöyle ben yavaş yavaş sarmanın sonuna kadar sarayım. Sizler sıkılmayın dostlarım. Daha sonra sizlere gösteririm. Evet. Evet dostlarım, şimdi pirincimiz, malzememiz hepsi tam geldi. 2 tane kabağımız kaldı. Şöyle kabak, 1-2 tane de biber, 2 tane de patlıcan doldurdum. Şöyle bu son kabağımız. Şöyle kabaklarımızı. 2 tane kabak kaldı. Onu da dolduralım. Şöyle. Efendim. Benim özelliğimi neyse biliyor musun? Ne? Ne çocuğu? Bak. Neymiş bakayım? Böyle. Bak baba ne? Şimdi çalabiliyorum. Şöyle dolmamızı, şöyle yaprak sarmamızı yaptık. Buna şöyle biraz bir tatlı kaşığından fazla tuz ekliyoruz. Taze yaprak, tuzlu değil. Şuna da biraz tuz ekleyelim. Şimdi bunun üzerinin suyunu şöyle ekleyelim. Şimdi şu şekil. Şöyle bunun da üzerine suyunu şöyle suyu üzerine çıkacak şekil arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bunun üzerine şöyle kapağımızı tabağımızı koyuyoruz. Buna da bir tane tabak. Şimdi bunları ateşe götürerek ocağımızın altını kısık yakarak bunları pişireceğim. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Evet dostlarım, şimdi yemeğimiz pişti. Sarmamız şu şekil. Çok güzel oldu. Şöyle. Burada da sarmamızın sosu. Biz sos yaparız. Yağ, sarımsak, nane, karabiber. Güzel bunu yağda kavururuz. Salçayla beraber sarmamızın üzerine sarımsaklı yaparak ekleriz. Burada da şöyle canlarım, dolmam şu şekil servis yaptım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah hepinizin gönlüne göre versin. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Bu sosumuzu biz böyle üzerine şu şekil şöyle çeviririz.